İyi akşamlar sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde programında tekrar birlikteyiz. Erdoğan Aydın ve ben biraz sonra özetini vereceğim bir konuda uzman bir konuğumuz eşliğinde güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Ama konumuz biraz tatsız. Hatırlarsınız 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul için çılgın projesini açıklamıştı. Bu Karadeniz'de Marmara Denizi'ni Türkiye'nin Avrupa toprakları üzerinden birleştirecek bir kanal projesiydi. Kanal İstanbul adıyla hayatımıza bir bomba gibi düşen bir proje üzerine uzun yıllardır tartışıyoruz. Bu proje açıklanırken ne çevreye etkileri, ne doğaya etkileri, ne kentleşmeye etkileri tartışılmadan hazırlandığını artık çok iyi biliyoruz. Yıllar içerisinde hep unutulur, geriye itilir ve aklı selim galip gelir, bilim adamlarının önerileri dikkate alınır diye umduk ama tekrar hayatımızın önemli bir parçası olacağı konusunda açıklamalarla yeniden alarm durumuna geçtik. Öyle diyeyim, en azından şahsım adına ben çok endişe verici buldum başından beri bu projeyi. Bu sefer çevreye etkileri veya işte diğer sosyal ekonomik sonuçlarından ziyade hukuki anlamda ne gibi sorunlarla karşılaşırız konusu biraz daha öne geçti. Ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ki 1936 tarihinde nasıl hazırlandı, nasıl imzalandı ve sonra neler yaşandığı biraz sonra çok değerli konuğumuzla tartışacağız. Bu sözleşmenin iptaline götürür mü Türkiye'yi derken iktidarın temsilcileri gerekirse onu da kaldırırız ortadan manasına gelen cümleler sarf ederek gerçekten karşı karşıya olduğumuz vahim durumu biraz daha vahim hale getirdiler. Sizlere bu konuda bize önderlik edecek olan değerli uzman konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Sayın Rıza Türmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Herkes aslında sizi tanıyordur diye düşünüyorum ama yine de birkaç bilgiyle hafızaları tazelemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Sayın Rıza Türmen diplomat olarak meslek hayatına başlamış. Ancak kendisini daha çok tanımamıza yardımcı olan etkinliği 1998 ile 2008 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargıçlığı idi. Ardından 2011 seçimlerinde İzmir milletvekili olarak parlamentoya girdi ama bu görevlerinin dışında her zaman bize hem demokrasi mücadelesinde hem hukuk mücadelesinde perspektif veren, ufuk açan sohbetleri, yazıları, kitaplarıyla kendisini tanıdık. Rıza Bey'in Doğan Yayıncılık'tan çıkan Türkiye'de Demokrasi Arayışı ve Güçsüzlerin Gücü adlı iki kitabı var. Ama bu oturumda esas olarak kendisini bu sohbette bulunmaya ikna ederken bu Montreux Boğazlar Konferansı adlı kitabın ön sözünü yazmış olmasından hareket ettik. Seha Meray ve Osman Olcay'ın bu kitabı, kocaman bir kitap görüyorsunuz. Biz şimdi bu kocaman kitaptaki bilgileri size 2.45 dakikada anlatmaya çalışacağız. Becerebilecek miyiz bilmiyoruz. Giriş babından Erdoğan'ın da belki söyleyeceği birkaç söz vardır. Yok, hocama bırakacağız sözü. Evet. Peki o zaman. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben giriş babında bir şeyler söylemeye çalıştım ama belki siz de buradan başlayarak neden Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni konuşur hale geldik? Oradan başlayarak ve sonra sizin çizdiğiniz çerçevede de derinleşelim. Buyurun efendim, söz sizde. Montreux Boğazlar Sözleşmesi 1936 tarihli önemli bir sözleşme. Ama tabii Türk Boğazları önemli bir coğrafi koduma sahip. Türk Boğazları dediğimiz İstanbul, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı. Yani Montreux'de Boğaz terimi bu üç kavramı kapsıyor. İstanbul, Marmara ve Çanakkale'yi kapsıyor. Bu küme her zaman önemli özelliklere sahip olmuş. Tarihin her çağında
önemli özelliklere sahip olmuş. Çünkü bir taraftan bu su yolu Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren bir su yolu ve birçok Karadeniz ve kıyıdaş devletlerin tek su yolu. Yani Romanya'nın, Bulgaristan'ın başka denize çıkışları yok. İşte Rusya'nın da her zaman tarihi bir sıcak denizlere ulaşma rüyası var. Onu da gerçekleştirmeye yönelik bir su yolu. Ama öbür taraftan Türkiye'de içinden geçiyor bu su yolu. Evet. Yani Türkiye'nin ülkenin içinden geçmesi bir yana şehrin içinden geçiyor. Yani İstanbul'u içinden geçen, Çanakkale'nin içinden geçen bir su yolu. Onun için bir taraftan Karadeniz devletlerinin güvenlikleri var, güvenlik endişeleri var. Öbür taraftan Türkiye'nin tabii güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir su yolu. Ama onun dışında bir de tabii diğer büyük denizci devletlerin de çıkarları bakımından önem taşıyan bir su yolu. Bu su yolu böyle bir dengeye oturtulabildiği takdirde, doğru dürüst bir denge kurulabildiği takdirde o zaman bütün çıkarları birleştiren bir uzlaşıya dayanan bir denge olduğu takdirde o zaman kalıcı bir düzen getirilebiliyor. Baktığımız zaman hep şunu görüyoruz, Karadeniz'in kıyıdaş devletler ve özellikle Rusya Karadeniz'in kapalı bir deniz olmasını savunuyor. Yani yabancı gemilerin Karadeniz'e girmemesini, geçişin bu boğazlardan geçişin güçleştirilmesini savunan bir tutuma sahip. Öbür taraftan büyük denizci devletler de tam tersi serbest geçişi savunan bir tutuma sahipler. Şimdi Lozan tabii yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli antlaşması olan Lozan'da Lozan Boğazlar Sözleşmesi var. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin Montreux'a benzeyen hükümleri var. Fakat üç tane çok büyük özelliği var Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin. Bir, boğazlardaki bir takım yerler askerden yoksun yapılıyor. Askeri sessizleştiriliyor. İkincisi bir boğazlar komisyonu kuruluyor. Üçüncüsü bu askeri sessizleştirilmiş yer bölgeler bir güvence altına konuluyor. Bu tabii 1923'te geçerli olan bu düzen 1936'ya geldiğimiz zaman artık geçerliliğini kaybediyor. Neden? Çünkü 1936'daki dünya 1923'teki dünyadan çok daha farklı bir dünya. Yani artık bu askeri sessizleştirilmiş bölgeler ve buna verilen güvenceler geçerliliğini kaybediyor. Şartlar çok değişiyor. Milletler Cemiyeti'nin kolektif güvenlik sistemi çökmüş durumda. İşte Japonya Mançurya'yı işgal ediyor. Milletler Cemiyeti hareketsiz kalıyor. İtalya Habeşistan'ı işgal ediyor. Ona karşı gösterilen tepki çok cılız kalıyor, çok etkisiz kalıyor. Ve İtalya'nın Akdeniz'i bir tehdit olarak faşist İtalya'nın Akdeniz'i bir tehdit olarak önemi artıyor. Ve Milletler Cemiyeti bu tehditler karşısında yeterli bir güç olamıyor. Böyle bir ortamda bu arada tabii silahsızlanma komisyonu var Milletler Cemiyeti'nde. O silahsızlanma komisyonundan Almanya çekiliyor. Büyük bir silahlanma yarışı var ortada filan. Böyle bir ortamda Türkiye yani savaş bulutları çöküyor artık yavaş yavaş Avrupa'ya 1930'larda. Türkiye bu kendi güvenliğini başka güvencelere bağlamayı doğru bulmuyor. Ve önce silahsızlanma komisyonunda bunları dile getiriyor. Yani bu ortamda bana verilen güvenceler etkisini kaybetmiştir. Bu boğazları silahlandırmak istiyorum diyor. Fakat bunu pek dinletemiyor. Pek etkili olamıyor. Onun üzerine 1936 yılında bir nota veriyor Türkiye. Bütün şeyleri Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Boğazlar Sözleşmesi Akit Devletleri'ne. Rıza Bey, Cemiyeti Akvam Genel Sekreterine veriyor.
Rıza Bey, 11 Nisan 1936. Özür dileyerek 36'ya geçmeden bir şey yöneltmek istiyorum, bir soru size. Lozan'daki statü Türkiye'nin hakikaten şikayet etmesini gerektirecek kadar daraltıcı bir statü müydü? Yoksa bu silahlanma, savaş kışkırtıcılığı, yani o paradigma içinden bakma eğilimi mi Türkiye'yi rahatsız ediyordu? Yani haksız bir anlaşma mıydı, haksız bir sözleşme miydi Lozan'da dayatılan sizce? Yani Türkiye'nin şeylerini, ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Ama diye. Neydi o ihtiyaçlar? Yani belirli, yani Türkiye'nin egemenlik, tabii yani Lozan'da Türkiye kendi ülkesi işte Misak-ı Milli üzerinde egemenliğini kurdu. Hı hı. Ama bunun belki de tek istisnası Lozan Boğazlar Sözleşmesi. Boğaz'da, evet anladım. Hı hı. Çünkü kendi ülkesinin bir bölümünü asker yerleştiremiyordu. Hı hı. O bölgede savunmasını kuramıyordu. Silahlandıramıyordu filan. Yani bu tabii yani 1923 şartlarında olsa bile artık 1936 yılı şartlarında Türkiye bakımından çok şeydi, çok rahatsız. Tabii ki yani Montreux Sözleşmesi, Boğazların statüsü her zaman uluslararası ilişkilerle çok yakından bağlantılıdır. Yani uluslararası ilişkilerdeki değişikliklere göre, denge farklılıklarına göre Boğazların statüsünü değiştiğini görüyoruz tarih boyunca. Yani Rusya güçlendiği zaman, Osmanlı güçlendiği zaman Karadeniz bir Osmanlı gölü oluyor. Efendim kapatılıyor. Rusya güçlendiği zaman işte yabancı gemilere Karadeniz'i kapatıyor. Bir şey Karadeniz'i kapalı deniz haline getiriyor filan. Yani burada da aslında Türkiye bu kendi egemenliğini tam olarak kurmak için 1936 yılın koşullarından yararlanıyor. Anladım. Peki izninizle burada ama, siz... Ama haklı bir nedene dayanıyor. Kuvvetli bir nedene dayanıyor. Anladım. Rıza Bey... Özür dileyerek yine 36'dan öncesi için Erdoğan'a bir izin verirseniz onun da bir fikrini almak isterim mümkünse sizin açınızdan da. Erdoğan bu ana kadar ki bu egemenlik, endişe, güvenlik, silahlanmak ihtiyacı bu tür kavramlar açısından nasıl buluyorsun sen o dönemki politik şeyi, ne diyeyim, bilek güreşini? Hani haklı buluyor musun sen? Ben biraz paradigmayı da sorgulayalım anlamına evet, soruyorum. Evet, aslında bunu. Paradigmayı sorgulamak lazım ama ben 1936 dünyasında Türkiye'nin içinden geçen bu su yolu ve üstünde uluslararası rekabetin olduğu, dönemin Mustafa Kemal dahil dönemin politikacıların yaptığı açılımlardan da gördüğümüz gibi bir savaş beklentisinin dünya basınında da ve Türkiye'nin egemenleri tarafından da dillendirildiği bir atmosferde bu savaşta da Boğazların önemli bir rol oynayacağı da dikkate alınacak olursa burada tam bir egemenlik kurma talebinin hem meşru hem de anlaşılabilir olduğunu. Fakat bunu tamamlayan diğer öge şu: Türkiye'yi yönetenler dünyadaki bu konjonktürün bu değişim için uygun olduğunu gören bir diplomatik akıl üretiyorlar. Anladım. Hani belki buradan önce şunu da belirtmek lazım. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan itibaren Osmanlı gerileyen, Rusya ilerleyen bir güç ve bu dönem içinde de İngiltere dünya egemeni. Evet. Şimdi İngiltere Osmanlı'ya hakim olmaya, onu bu küçülme sürecinde hem kontrol etmeye çalışıyor hem de Rusya'ya karşı da adeta bir koruma kalkanı geliştiriyor. Rusya ise genişleme alanı, özellikle hocamın da işaret ettiği gibi alt denizlere ve dünyaya daha rahat açılabilir olma olunca kaçınılmaz olarak Boğazlar sorunu, bu tabii bu kavramsallaştırma bizim açımızdan veya bizim egemenlerimiz açısından kurulmuş bir kavramsallaştırma. Boğazlar sorununun şeyi. Şimdi buradan ta Lozan'a kadar gittiğimizde dönem dönem hocamın işaretlediği gibi Rusya'nın hakim olduğu ve anlaşılır bir şekilde Karadeniz'e diğer gemilerin girmesini engellemeye çalışan, buna karşı İngiltere, sonraki dönemde de ABD olacak, Karadeniz'de de tıpkı dünyanın diğer denizlerindeki gibi hakimiyet sürdürme. Anladım. Dolayısıyla bir uluslararası sorun karşısında, yani sadece Türkiye'de değil, hele bir de Rusya çarlık iken farklı bir pozisyon, Sovyetler Birliği olduktan sonra bu sefer onu iyice boğmaya yönelik bir strateji girince gerçekten bu sorun çok ciddi bir sorun. Şimdi 36 dünyasına geldiğimizde
Türkiye'nin bu boğazlar üstünde tam hakimiyet talep etmesinin meşru olduğunu ve bu meşruiyetin dönemi Sovyetler Birliği'nin de işine geldiğini, evet, buna karşı zaten Montreux Anlaşması'nda birazdan hocam anlatır. Montreux Anlaşması'nın talebinin gündeme gelmesinde mesela İngiltere başta itiraz ediyor. Hı hı. İtiraz etmesi aslında Sovyetlerle ilgili ama diğer taraftan ikinci notada bunu destek veriyor. Çünkü o sırada İtalya'nın Akdeniz'de hakimiyet, hı hı, Almanya'nın Orta Avrupa'da hakimiyetine karşı ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye'yi daha kalıcı bir müttefik, hı hı, yapmaya çalışıyor. Kuşkusuz, aynen, o dönemde hatta biz bir ara konuşmuştuk. Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasında da bir açı farkı, evet, var. Mustafa Nyon Kemal Nyon Konferansı'nda hatta, evet, ipler kopuyor. Mustafa Kemal daha çok İngilizleri, Fransızları kollayan ve onlarla birlikte yol yürümek isteyen bir çizgi izlerken İsmet İnönü Almanya'yı kollamaya çalışan bir yerde durmaya çalışıyordu. Bu da aslında bu tartışmalarda önemli. Dolayısıyla ben konsept şey, anladım, olarak paradigmayı zorlamaya talep gerek yok yani, evet, şu anda. Evet, doğru, anladım, olduğunu düşünüyorum. Peki, doğrusu. Peki hocama sözü vermeden o hocamın sözünü ettiği o diplomatik şeyleri hatırlatayım. 23 Mayıs 1933'te Londra'daki silahsızlanma konferansında ilk itiraz yapılıyor. Hocamın dediği gibi bu alakalı görünmediği için görüşülmüyor. İkinci girişim Milletler Cemiyeti Konseyi'nin savaş kışkırtıcılığı yüzünden Almanya ile ilgili olarak yaptığı 17 Nisan 1935 tarihli oturumda yapılıyor. Türkiye'nin talebi yine ilgisizlik nedeniyle reddediliyor. Üçüncü girişim 1935 yılı Mayıs ayında Balkan Antantı Konseyi'nin Bükreş toplantısında yapılıyor. Yine kulak asılmıyor ama o yılın Kasım ayında İtalya Habeşistan'a saldırınca ilk kez Türkiye'nin haklı olabileceği konusunda görüşler veriyor ve hocamın sözünü ettiği gibi Türkiye'nin 10-11 Nisan 1936 tarihinde Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği aracılığıyla Lozan Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelere gönderdiği nota ile olay ısınıyor diyeyim. Hocam Ayşe, buyurun bundan sonra size hocam, bırakayım. Hocam affedersiniz. Burada kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani İngiltere Türkiye'nin haklı olduğuna ikna olduğu için yapmıyor. Değil, İngiltere değil, Türkiye'yi ki bu gidişatta yanında tutmak için yapıyor. Yani tabii. Burada İngiltere'ye iyi bir rol atfetmemek veya daha önce anlamıyordu da şimdi hakikaten şimdi ya onları bu... Şimdi zaten inceleyeceğiz diye düşündüğüm için değinmedim. Tamam, yani peki. Taraflar nasıl, neden pozisyon aldı? Hocam herhalde bize anlatacak onları. Buyurun hocam, söz sizde tekrar. Özür diliyorum, sözünüzü kesiyor gibi oluyorum ama iş güdümü sağlamak zor oluyor tabii, zaten. Bu, yani Erdoğan söyledikleri doğru tabii, hakkı var. Yani İngiltere bayılmıyor Lozan yerine yeni bir Boğazlar Sözleşmesi yapmaya. Yani İngiltere Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde gayet memnun aslında. Ama yani ortada başka bir mesele var. İtalya'nın işte genişleyen nüfusu Akdeniz'de bir tehdit olarak verilmesi ve buna karşılık bu İngiltere bunu kendine karşı bir tehdit olarak gördüğü için Türkiye'yi yanında tutmak istiyor. Hı hı. Yani İngiltere'nin bu tutumunu konferans boyunca da göreceğiz. Hı hı. Yani konferans boyunca da İngiltere bir taraftan konferansı çökertmiyor. Görüşlerini de ısrar etmiyor. Türkiye'ye görüşleri aynı olmasa bile bir uzlaşı arayışı içine giriyor her zaman. Hı hı. Öbür taraftan da mümkün olduğu kadar Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni hükümlerini saklı tutmak istiyor. Hı hı. Yani böyle bir şey. Bu 11 Nisan 1936 tarihli notası Türkiye'nin işte bir dönüm noktası oluyor. Hı hı hı. Bu notada Türkiye'de ne diyor? Türkiye'de diyor ki burada şey, değişen koşulları ileri sürüyor. Diyor ki Boğazlar Mukavelesi'nin takidi ahkamını Milletler Cemiyeti misakının 10. maddesinin garantisine ilaveten mumzi devletlerin ve her halükarda dört büyük devletin tehdit hukukunda Boğazlar'ın müdafasına müştereken ve Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından bu hususta kararlaştırılacak bütün vasıtalar ile tevessül etmeleri taahhüdünü ihtiva eden 18. maddenin teminatına güvenerek imza etmişti Türkiye diyor Boğazlar Sözleşmesi. Ama koşullar değişmiştir bugün diyor. Bu garantiler geçerliliğini kaybetmiştir. Ve sonunda da diyor ki
yukarıda bildirilen mülahazatı göz önünde tutan ve Boğazlar Mukavelesi'nin dört büyük devletin müşterek garantisine taalluk eden 18. maddesi ahkamının mahluk ve işlemez bir hale geldiğini ve arazisine müteveccih harici bir tehlikeye karşı bu ahkamın Türkiye'yi artık ameli bir surette muhafaza müdafaa edemeyeceğini haklı olarak düşünen Cumhuriyet Hükümeti, Türk arazisinin taarruzdan masuniyeti için elzem emniyet şeraiti dahilinde ve bunda şey için ekliyor, daha çekici olsun diye nota önerisi ve Akdeniz ile Karadeniz arasında ticari seyri sefainin daimi inkişafı için. Evet. Denizci devletleri bu bir yan uzatıyor. En liberal bir zihniyetle. Geçiş için en liberal bir zihniyette Boğazlar rejiminin tanzimine matuf. İtilafların yakın bir zamanda akdi zımnında müzakerata başlamaya amade oldu. Evet. Ve Boğazlar Mukavelesi müzakerelerine iştirak etmiş olan devletleri bildirmekte kesbi şeref eyler. Evet. Diyor. Bu notayı alan devletler de bunu kabul ediyorlar. Yani o günün koşulları içinde, yani herkesin böyle tek taraflı de facto şeylere, önlemlere başvurduğu bir dönemde Türkiye'nin böyle bir de facto fiili durum yaratmayıp bütün akit devletlere, Boğazlar Sözleşmesi'nin taraf devletlere danışarak bir çözüm bulma yolundaki şeyini, tutumunu takdirle karşılıyorlar. Takdirle karşıladıklarını nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Montre Sözleşmesi toplanıyor. Montre Konferansı toplanıyor, pardon. Ve konferans çalışmalarına başlıyor. Konferans çalışmalarına başlayınca açılış konuşmaları yapılıyor. Açılış konuşmaları gerçekten, yani Türkiye'ye övgüler yağdırılan konuşmalar oluyor bunlar. Yani uluslararası alanda Türkiye'nin o dönemde sahip olduğu saygınlığı da bu konuşmalarda görüyorsunuz. Yani Motta mesela, İsviçre temsilcisi, toplantı başkanı aynı zamanda. Motta diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diplomatik önemli bir sorunun çözüme bağlanmasında yüksek düzeyde dürüst davranmanın ve en uygun yöntemi kullanmanın en istenir güzel bir örneğini vermiş olmaktadır diyor. Ve bütün bu şeyler böyle açılış konuşmalarında, işte bir taraftan Litvinov övgüler yağdırıyor, öbür taraftan bilmem şeyler, Fransızlar övgüler yağdırıyor. Yani Türkiye'nin buradaki saygınlığı, o dönemdeki saygınlığını ve bu konferansı toplamak istemesindeki doğru zamanlamasını görüyorsunuz bu açılış konuşmalarında. Tabii açılış konuşmaları bittikten sonra devletlerin çıkarları ön plana geçiyor. Övgüler çıkarlara göre yerine şey alıyor. Evet, tabii. Yani somut çıkarlar var. Herkesin farklı somut çıkarları var. Yani Karadeniz devletlerinin başka, efendim işte büyük denizci devletlerin başka, Türkiye'nin başka. Litvinov, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Sovyet delegesi Montre Konferansı'nda. Çok güzel anlatıyor Sovyetlerin tutumunu o dönemdeki. Yani bu tabii Çarlık Rusyası için de geçerli bu söyledikleri. Diyor ki, Karadeniz'de coğrafya bakımından aynı durumda olan bir başka deniz yoktur diyor. Akdeniz kapalı bir deniz değildir. Her iki ucundan da girebilirsiniz. Başka denizlerde böyledir. Ama Karadeniz'e girmek istiyorsanız diyor, belirli bir amaç gidiyorsunuz demektir. Belirli bir amaçla girersiniz Karadeniz'e. Yoksa sadece geçiş için, başka bir yere gitmek için girmezsiniz Karadeniz'e. Bu amaç işte ziyarette bulunmak da olabilir. Bir devletin yardımına koşmak da olabilir. Milletler Cemiyeti kararını uygulamak da olabilir. Ama yani Karadeniz'e girmenin, yani böyle geçiş dışında belirli bir amacı vardır diyor. Daha uzak bölgelere erişebilmek için geçilmesi gereken denizlerin durumuysa tümüyle başkadır. Bu gibi durumlarda sınırlandırma düşünülemez. Böyle olunca Karadeniz donanmalarını neden kısıtlanmak istersin? Onlara neden sınırlamak istersin? Bu yani
şeydi aslında buradaki Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin yüksek tonajlı gemilerinin boğazlardan geçmesinde hiçbir zorunluluk yokken Karadeniz'e kıyıdaş devletleri için böyle bir zorunluluk olabilir. Yani Sovyetler Birliği büyük gemilerinden birini bir denizden ötekine göndermek isterse bunu ancak bu gemileri boğazlardan geçirerek yapabilirdi. Ya bu Sovyetler Birliği'nin ya da Çarlık Rusya'sının klasik tutumudur aslında. Tabii buradaki en büyük problemlerden biri Karadeniz'e kıyıdaş devletler ile Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin farklı statüye sahip olup olmayacakları. Çünkü Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletler, büyük denizci devletler aslında eşit statüde geçiş için eşit koşullar olmasını istiyorlar. Oysa Karadeniz'e kıyıdaş devletler, Sovyetler Birliği başta olmak üzere, bunların tamamen farklı olmasını öngörüyorlar. Şimdi Montreux'a baktığınız zaman son şeye haline baktığınız zaman şöyle bir denge üzerinde oturtulduğunu görüyorsunuz. Bir Karadeniz'e kıyıdaş olan devletlerin çıkarları, ikincisi Türkiye'nin çıkarları, üçüncüsü büyük denizci devletlerin çıkarları. Bu üçlü dengeyi iyi koruduğu için Montreux günümüze kadar gelmişti. Bunu korumak için nasıl, neler yapılmış konferansta? Konferansı aşmadan eğer devam edersek iyi olur. İkinci bölümde Montreux nasıl devam etmiş, ne gibi meydan okumalara dayanmış onu konuşuruz. Özür dileyerek sözünüzü kesmişken ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Ben Sovyetler Birliği'nin tutumunu hakikaten çok merak etmiştim. Çünkü Lozan sırasında biliyorsun biraz şikayetçiydi Rusya, Sovyet temsilcileri Türkiye'nin kendilerini dışarıda bıraktığını ve İngiltere ile bu işi neredeyse kotardığını düşünüyorlardı. Ama sonuçta ortaya çıkan sözleşmeye itiraz etmediler. Bu Montreux arifesinde Pravda'da çıkmış bir tane yazı gördüm. 14 Haziran 1936 tarihli Pravda'da gerçekten o kadar Türkiye'yi takdir eden, onun bu başvurusunu haklı gören bir dil var ki şaşırdım hakikaten. O sizin biraz önce saydığınız bütün gerekçelerin, şartların değişik olduğunu, Türkiye'nin o eski anlaşmayla kendi haklarını savunamayacağı ve yeni bir anlaşma talep etmesinin esas olarak barışçıl bir pozisyon olduğunu söylüyor ki aslında tam öyle değil. Hani bir anlamda bir savunma refleksi var bütün metinlerde ama biliyoruz ki Hatay'ı da ilhak etmek için o sırada Türkiye her türlü şeyi zorluyor, yani şartı zorluyor Fransa nezdinde, İtalya ile ilişkilerinde vesaire. Ve Türkiye aslında bence çok ilginç bir şekilde en yayılmacı olduğu Cumhuriyet döneminin ilk yayılmacı hamlesini barışçıl bir proje gibi kabul ettirebilmiş, yani o büyük devletleri. Bu bana ilginç geldi Erdoğan. Neye bağlıyorsun sen bunu? Ayşe, üç ayrı önemli gelişme var bu dönemde. Bir, Montreux ve Montreux'e gidiş sürecinde kurulan olağanüstü başarılı diplomasi. Bu bence kesinlikle savunma ve egemenlik hakları üzerinden değerlendirilir. Ama senin işaret ettiğin ve bir de başka programlarda irdelediğimiz yine aynı döneme karşılaştığımız dersim var. Şimdi üç tane öge var. Bir de o var. Burada Montreux. Hatay'ı da kat. Evet, işte zaten Hatay, dersim, Montreux. Üç önemli şey var. Birincisinde kesinlikle meşru bir hak talebi, egemenlik talebi. İkincisi bu mevcut yine Avrupa'da Montreux'un imzalanmasını sağlayan konjonktürden faydalanarak Hatay'ın ilhakı, dolayısıyla yayılmacı bir politika. Üçüncüsü ise içeride fakat kendi işte burjuva egemenliğine sağladığı pazarı ortasında duran bir adayı, ama genişçe bir adayı iç egemenlik sistemi adına kolonize etme. Şimdi burada da yine aynı uluslararası atmosfer. Bu birbirleriyle uğraştıkları bu atmosferde benim Hatay talebimi de karşılarlar. Dersime zehirli gaz dahil olmak üzere yapacağım operasyona kimse itiraz etmez. Montreux zaten meşru bir hakkım. Bravo. O talebi de karşılarlar. Gerçekten de
hani egemen bir diplomasi açısından olağanüstü başarılı. Hı hı. Fakat sadece bir meşru hak talebi değil, aynı zamanda bir yayılma, iki içeride de bir başka kimliği, halkı, Alevi, hı hı, Kürt bölgesini tamamen kolonize, evet, etme. Evet. Ve gerçekten de bu üç operasyondan da Türk diplomasisi başarıyla çıkıyor. Fransa'nın desteğini alıyor, Sovyetler Birliği'nin desteğini alıyor. Derdi en az Almanya kadar Sovyetleri engellemek olan İngiltere'nin de desteğini alıyor. Hı hı hı. Artı bu dönemde sadece bunlar değil, bir de hem İngiltere'den hem Sovyetler Birliği'nden kredi, ucuz kredi, bravo, artı demir çelik işletmeleri, tekstil işletmeleri dahil, evet, olmak üzere bir de yatırım alıyor. Yani bu dönem gerçekten çok önemli. Türkiye tarihinde, hı hı hı, çok önemli bir dönem. Ama artıları eksileri de değerlendirmek lazım. Sadece, evet, artılar veya sadece eksiler görmemek, evet, lazım. Yani ben Atatürk diplomasisinin başarı hikayesi diye Hatay'ı anlattığımda biraz eleştiri almıştım öteki tarihçilerden. Hani nesi başarı diye. Her şeyi hani biraz önce paradigma içinden baktığın zaman onun perspektifinden başarı, ama Hatay'da yaşayan Arap, Ermeni, Süryani veya diğer kimlikler açısından bir mağduriyet, kayıp hikayesi. Bir de denklemi Dersim'le tamamlayınca. Aynen, tamamlayınca, ki çok doğru hatırlattın. Yani bir yandan diplomatik bir hamle, bir yandan genişleme ve içeride de tahkim ulus devleti. Ve bir sonraki aşamada da savaşa da girmeyerek hani o büyük yıkımdan da uzak kalmayı, evet, başarı sayarsak, evet, hakikaten o dönem hakim güçler açısından büyük bir şey, kazanım. Hocam sözünü etti. Montreux görüşmeleri 22 Haziran 1936 günü İsviçre'nin Montreux şehrinde başladı. İsmini buradan alıyor anlaşma. Teklife karşı çıkan tek ülke İtalya idi. 1934'te Akdeniz'i Mare Nostrum, bizim deniz diye tarif edip ve bir yayılmacı şey ima etmişti politika ve Türkiye'de zaten bunu bahane ederek örneğin 1934'te Trakya'da bir pogrom gerçekleştirmişti Trakya Yahudilerine karşı. Gerekçesi de Mare Nostrum politikasını takip ederse İtalya bizi Yunanistan üzerinden sıkıştırırsa Yahudi tebaamız da vatandaşlarımız da 5. kol gibi muamele ederler mi idi? Yani gerekçe demeyeyim bunu. Bu pogroma kitleleri veyahut da yönetici kadroları ikna ederken bu argümanı kullanmışlardı. Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sovyetler Birliği ve Britanya, Hindistan ve İrlanda adına aynı zamanda katılıyordu. Fransa ve Japonya da vardı Türkiye'nin dışında bu konferansta. Hocam 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalandı. İmzalanıncaya kadar ne tip tartışmalar, ne tip gerilimler oldu? Acaba bu konuda bilgi vermek ister misiniz? Önemliyse. Bir parantez açabilirsem. Lütfen Erdoğan'ın söylediğiyle ilgili olarak, Dersim olaylarıyla ilgili olarak. Tabii. Siz ne zaman Batı'nın Türkiye'deki insan hakları ihlallerini durdurucu, engelleyici bir rol oynadığını gördünüz? Yani ne Dersim'de böyle oldu? Evet. Bırakın Dersim'i filan. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık insan hakları devletlerin iç işi olmaktan da çıktı. Bir uluslararası sorun haline geldi. 12 Eylül'de mi Batı işkenceleri önleyen bir rol oynadı? Hiç. Yoksa daha sonraki darbelerde mi? 12 Mart'ta mı böyle bir rol oynadı? Peki yani bugün Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ihlalleri bakımından Batı ne yapıyor? Hiç. Diye sorarsanız, evet, gene yani bu aslında bir dönemin başarısı değil. Yani biz o Türkiye Cumhuriyeti Batı'nın buna karşı bakışı bu, hep bu, tamam, olmuştur. Tamam. Hocam şöyle yani, oluyor ama öyle devam edin. Mesela sözde de olsa, takip etmese de bir eleştirel açıklama yapıyor diyelim ki. Ama Dersim örneğinde yapmıyor. Hatay meselesinde adeta Suriye'nin ve Arapların, hatta Hatay Araplarının çığlıklarına rağmen adeta hibe ediyor. Montreux'da da zaten anlattığınız gibi.
Yani burada daha destekleyici bir tutum var. Ama şeyi de hatırlatmak gerekir. Dersim olaylarına Komintern dahi hiçbir tabii, şekilde tabii. Yani eleştirel aynen, yaklaşmadığı aynen. gibi Türkiye devletini haklı buluyor. Dersim'deki olayları hem feodalizmle açıklıyor hem de İngiliz emperyalizm, Fransız emperyalizminin orada ajanları vesairesiyle Türk devletine, Kemalist Burjuva devletine karşı bir harekat komple. Örgütlüyor, komple örgütlüyor olabileceğini iddia ediyor ki Dersim bu tabloya zaten biz de biraz hani öteki tarihçilik açısından monte ettik. Yoksa bu tartışmalar sırasında henüz somut bir harekat olmadığı için zaten kongreye katılan, konferansa katılan devletler nezdinde zaten protesto edecekleri herhangi bir olay da yoktu yani. Onu şey yapmıyoruz. Benim sorum hocama şuydu. Montreux görüşmeleri sırasında Türkiye'nin talepleri tartışmasız kabul edildi mi? Hani biraz önce dediniz herkesin fikri farklıydı. Hayır. Buyurunuz. Türkiye'nin iki tane amacı vardı Montreux'de. Hı-hı. İşte silahsızlandırılmış bölgelerin yeniden silahsızlandırılması. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, bu iki amacı gerçekleştirmeye çalışıyor. Silahsızlandırılmış bölgelerin son verilmesi, bunların Türkiye'nin burada silahlandırılması büyük bir sorun oluşturmadı. Bu zaten yani konferansın amacı buydu. Konferansa gelenler zaten kabul ettikleri için bunu gelmişlerdi. Ama Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması kolay olmadı. Buna özellikle İngilizler itiraz ettiler. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılmasına ve Lozan'daki Boğazlar Komisyonu mümkün olduğu kadar devam etmesi için çalıştılar. Kendi önerilerinde de bu var. Çünkü yani Montreux biliyorsunuz önce bir Türk önerisiyle konferans başladı. Türk önerilerine dayandı. Arkasından İngiliz önerileri geldi ve bunların birleştirilmesinden böyle bir çalışma belgesi çıktı ve onun üzerinden müzakereler yapıldı. Yani bu Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması çok uzun müzakereler sonunda oldu ve şu şartla oldu. Boğazlar Komisyonu'nun yetkilerini Türkiye üstlenecek. Yani efendim işte ihbar, geçiş ihbarları Türkiye'ye verilecek, Türkiye istatistikler hazırlayacak, Türkiye yıllık rapor hazırlayacak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderecek falan. Yani ne kadar bu şey savaş gemileriyle ilgili bilgileri yıllık raporlarda derleyecek, toplayacak, böyle yıllık raporlar hazırlayacak. Hı hı. Türkiye bunları hala yapar. Hı. Ben Dışişleri Bakanlığı'ndayken bu yıllık raporları çok yazmışımdır. Bu o zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirirler. Ve titizlikle yapar. Yani ben titizlikle yapardım en azından. Güzel. Eski dışişleri bürokrasisi hep titizlikle yapardı zaten. Şimdi monşer, girer... Sizlere monşer deniyor biliyorsunuz. Sizler ayrı bir kategori oluşturuyorsunuz. Onu biz yapmak lazım. Çünkü başınızda böyle bir yıl bela var. Yani yapmazsanız bunu doğru düz yerine getirmezseniz. Bir yük yani, müydü hocam o? Yük müydü Türkiye'ye bu? Bu tür raporlamalar falan. Hani egemenlik hakkı karşılığında üstlenilen bir ağır yük oluşturuyor muydu? Zor bir iş mi yani bu denetim? Tabii yani zaman vermeniz gerekir, çalışmanız gerekir falan. Anladım. Tabii bir de yani geçiş ihbarları vardır. Yani kıyıdaş devletler bakımından 8 gün önceden savaş gemilerinin geçişini ihbar etmeleri gerekir. Ve bunu kıyıdaş olmayan devletler bakımından bu süre 15 gündür. Ve bunu bütün akit devletlere, taraf devletlere bildirmek zorundasınız. Yani bu sürekli bir işlemdir. Orada oturan bu işleri yapan memur bakımından gündelik hayatın bir parçasıdır. Yani her geçiş için bir ihbar sistemi kurmak zorundasınız filan. Yani böyle bunlar hepsi işte aslında bu komisyona ait yetkilerdi. Yetkileri devraldı Türkiye ve bu şartla komisyona kaldırılması kabul edildi. Bu Türkiye kendini yani bu iki şeyi sağladıktan sonra rahatladı Türkiye. Ve diğer şeyler arasında sorunlar arasında uzlaşı bulmaya çalıştı. Türkiye'nin oradaki rolü bir parça şeydir. Rusya hep istedi ki şunu kabul ettirmeye çalıştı ki Türkiye ile Rusya'nın güvenliği Montreux bakımından Boğazlar bakımından aynıdır. Tevfik Rüştü bu konuda gayet dikkatli bir şekilde
ayrım yaptı. Türkiye ayrı bir güvenlik endişesi vardır. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin ayrı bir güvenlik endişesi vardır. Bunlar özdeşleşmez, birbirinin üstüne gelmezler diye böyle şeyleri var. Tabii başka bir problem, yeni bir şey çıktı. Yani Lozan'da savaş durumu vardır ve barış durumu vardır. Savaş durumunda savaş gemilerinin geçişleri düzenlenir. Barış durumunda savaş gemilerinin geçişleri düzenlenir. Ama Montreux'da bir üçüncü ara şey çıktı. Yakın bir savaş tehlikesi karşısında statüsü çıktı. Yakın bir savaş tehlikesi karşısında savaş gemilerinin geçişi ne olacak? Bu da büyük tartışmalara yol açtı. Yakın bir savaş tehlikesi, bir kere tabii buna kim karar verecek? Buna Türkiye karar verecek. Türkiye karar verecek ama Türkiye'nin verdiği kararı diğerleri kabul edecek mi? Yani diyeyim, böyle büyük tartışmalar vardı bu konuda. Sonunda şöyle bir uzlaşıya bağlandı. Yakın bir savaş tehlikesi karşısında savaş gemilerinin geçişi diye ayrı bir rejim kabul edildi. Burada tıpkı savaş zamanında olduğu gibi bu rejim Türkiye'nin takdirine bırakıldı. Türkiye kendini yakın bir savaş tehlikesi karşısında gördüğü zaman savaş gemilerinin geçişi ne olacağı Türkiye'nin takdirine bırakılıyor. Ama Türkiye bu durumu, yakın savaş tehlikesi karşısında olduğu durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmek zorunda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri eğer 3/2 çoğunlukla Türkiye'nin bu değerlendirmesinin yanlış olduğu sonucuna varılırsa, o zaman Türkiye bu şeyden vazgeçmek zorunda. Anladım. Yani böyle bir uzlaşıyla kabul edildi bu. Bu tabii yakın bir savaş tehlikesi, bu meşru savunma değil. Anladım. Çünkü bir saldırı yok henüz. Ama bugün böyle buna yakın bir teori var. Amerikalıların özellikle 11 Eylül'den sonra attıkları bir teori bu. Yani preemptive meşru savunma. Önleyici. Yani bir saldırı olmadan, saldırı olma ihtimali o kadar kuvvetlidir ki sanki bir saldırı olmuş gibi meşru savunma önlemlerini alabilirim. Sözünüzü balla kesiyorum. Bölümümüz bitmiş. Bu doktora çok benziyor. Çok teşekkür ediyorum. İlk bölümün arkadaşlar bittiğini haber veriyorlar. İkinci bölümde devam etmek üzere. Şimdilik izninizi rica ediyorum. Evet sevgili Artı Televizyon izleyicileri, Kanal İstanbul tartışmalarının paralelinde hayatımıza giren ikinci bir tartışma olan bu kanalın yapımı 1936 tarihli Montreux Sözleşmesi'ni kadük hale getirir mi? Ya da bizim iktidardaki bazı yöneticilerin söylediği gibi Türkiye bunu önlemek için bu sözleşmeden çekilerek tek kanal üzerinden yeni bir anlaşma dayatabilir mi tartışmalarını gündemimize aldık. Değerli konuğumuz Rıza Türmen bize bu konuda önderlik ediyor. İkinci bölümde sözleşmenin imzalanması ve sonraki süreçleri sizlerle paylaşacağız. Saat başında tekrar bekliyoruz.